Yok, geliyorum, dur. 5'inden eskiden çocuğuydu. Çocuğuydu. Ölümcül. Bu senin torunun mu? Torunum, evet. Ha, çay söyle. Tamam, yanına al. Çocuk, torunun gel. Varsa. Gel, yanıma al. Şu yanıma al, gel. Sen kendin. Benim mi? Ha. Benimki Mustafa Narman, bu ekin Narman. Aşağı şehirde, sen cevap ver. Aşağı şehirde sana ailenize kimler derler, lağabınıza? Hören ağalar derler. Hören ağalar. Atıcı Hören ağa derler. Şimdi sen bu çocukluk babadan kalma mı yoksa sonradan mı gittin? Babasından bu? Kalma. Ben eskiden belli yaparım, 70 yaşarım. Evet. Peki, şimdi sen bunu yaparken kaç çocuk baktın? Kaç çocuk büyüttün? Bu sanatta. Kaç tane? Bu yani çocukluk yaparken kaç tane çocuk büyüttün? Beş tane. Peki, sen 5 çocuğa çocuklukla baktın. Şimdi olsa bakabilir misin? Şimdi gitmeseler bakamaz yani. Gelin oradan gittiler hep. Peki şeyini buldum. Bakamıyor. Peki, sana soruyorum. Bu aşağı şehirde biliyorsun çocukluk yapardınız, değil mi? Ha. Kaç yıl bu meslekten yetiştiniz? Acaba yanında adam yetiştirdin mi hiç? Ben mi? Evet. Ben 10 tane yetiştirdim. 10 tane. Evet. İsim verebilir misin? Ben mi? Evet. Yani yetiştirdiğin o çırakları. Ha, verebilirim. Kim? Hacı Narman. Evet. Efendim ben söyleyeyim. Tamam. Hacı Narman. Evet. Hacı Opus. Evet. Efendim var birkaç tane daha var. Mehmet Narman. Peki şimdi çocuklar sana saygılı mı? Eskisi gibi şimdi saygı var mı? Eskiden birbirimize saygımız vardı. Yok, şimdi saygı yok. Babama rağmen. Eskisi gibi yok değil yok. Mi? Ha. Bu neden oluyor acaba? Neden? Ne bileyim ben neden olduğunu bilmiyorum. Ha. İkincisi de şu. Bu aşağı şehir niye yıkıldı ya? Camilerimiz gümbür gümbür düğün ediyorduk. Ben hamamımız şey, vardı. Dursun sonra. Kaynatsın o zaman. Hayır. Bir dakika evet söylesin. Kaybalcı buradaydı camiler. Gümbür davulumuzu çalıyordu. Tez oldu tezgah ha. Çalgımızı çalıyordu. Ne oldu bunlar? Acaba neden bozuldu? Bazen oğlu vardı bir tane yanı çalgı çalardı. Evet. Yamanlı abi. Evet. Yedi belamız vardı. Bayram balamız rahmetli. Haceli vardı. Haceli şeyle bir dört üç köşe bir şey çalardı. Ha. Yok, kanun. Hepsini çalardı bunları. Evet. Haceli. Açın bunu yaşın da hava. Ondan sonra şey vardı. Gazinin oğlu türkü çağırır gazel dokurdu efendim. Urfalı bir tane daha vardı. Bunlar hepsi de vardı. Adıyamanlı bu dediklerim gazinin oğluyla şey dediğim var. Adıyamanlı. Şimdi ikincisi şu. Bu neden yıkıldı ya? Bu neden, kim yıktı bu? Nasıl yıkıldı? Senin fikrin nedir? Yani yaşlı olarak bilirsin. Yani. Neden yıkıldı? Bağdan şehre göçmek, taşımak işleri vardı. Ondan evet. Sonra millet ayrı bekti. Bağdan şehre göç, eşeği çek. Bir 300 kanalı bir mahallede efendime söyleyeyim bir bekçi vardı. Evet. O da sinekten oturamazdı. Yani yere idare. Viranaydı yani, viranaydı. Evet. Viranaydı. Sinekçi etti. Memleketimiz göç yaptı. Viranaydı. Peki bu nereye? Besni varken evet. Hiçbir şehir yokmuş. Arkayla Besni varken. Evet. Avcadağ'a. Evet. Benden zor bunu. Evet. Ondan sonra şimdi oranın bir kışlaları kalmış. Bir kerem yandı Avcadağ. Bir buranın da efendime söyler. Şehirden buraya göç yaptılar. Evet. İşte iki ağacı olan sırtını aldı geldiğini efendime söyler. Buraya vurdular. Millet biraz perişan düştü. Evet. Devlet biraz ev yaptıram dedi. 2 senedir ki yaptırmıyor. Evet. Ondan sonra böyle sürünüyor işte. Şimdi biliyorsun bizim Besni'nin adeti 6 ay babasına göçerdi, kira verildik değil mi? 6 ayda kışın 2 sefer kira verildik. O zaman. Ha. Peki şimdi
besinde soruyorum, 500-600 bin lira ev kirası diyorlar. Evet. Peki evet. Adam 1 milyon aylık alıp da nasıl geçiniyor, ben onu soruyorum. Neden yani? Bak sen 5 çocuğa baktın, evet. Şimdi senin çocuğun sana bakamaz oldu ya. Yok, neden bu? Evet. Bakamaz. Neden oldu? Zanaatler de çürüdü, motorlar çıktı, bizim zanaatimiz hanı falancı. Evet. Her evde evet. 2 tane, 3 tane katır çıkardı. Biz evet. Bunlar 70-80 tane esnaf vardı. Şimdi efendime söyleyeyim, esnaf kalmış. Bu memlekette 3 dükkan var mı, 2 dükkan var mı? Geç harcaya da gitmeyelim ya. Evet. 3 tane dükkan var. Belki 15 tane falancı dükkanı vardı. Belki köylere çıkardık 70-80 kişi bağca da evet. Tarafına. Gider çalışırdık efendime söyleyeyim. Ne bileyim, epeyce kazat yapardık, gezerdik. Evet. Şimdi her evin önünde bir motor bağlı, her evin önünde bir taksi bağlı. Evet. Efendime söyleyeyim. Evet. Saltanat var. Şimdi saltanat var, ahlak yok. Yok evet. Ahlak yok. Evet. Saygı yok. Evet. Ama saygı, saltanat, insanlar da saygı olmadıktan sonra dünya senin olsa neye yarar? Evet. Ondan sonra. Ha şimdi sana bir de şunu soracağım. Ha. Hani şey olarak. Şimdi o zaman o bağlılıklarda yaşadınız. Ekmek kiloyla alırdık. Evet. Şimdi 300 gram ekmek 800 lira. Şimdi o zamandan bugün evet. Bugüne kadar şöyle bak, gel, daha fakirdik. Daha gel. Fakirken, daha fakirken ekmeğe kiloyla. Efendim. Daha fakirken ekmeğe kiloyla yiyordunuz. Hacı müsaade. 1 kilo buğday 500 kağıda, bir ekmek 500 kağıda. Ben bir katır sopasını 2 yaşında götürdüm. Kötürge'de 1000 liraya sattım, 1000 liraya şimdi ekmek veriyorlar. Evet. Ben nişleyim, ben bunu ne yapayım, ben bununla nasıl idare olayım? Evet. Ben geçim kalmadı. Evet. Ben ne yapayım? Şimdi ikincisi, evet. İkincisi de şu. Şimdi diyoruz ki bir besmele olarak besmeyi yaşatmak için senin gibi böyle tarihe eski besmenin kökenli bunu araştırdığında gaye senin çocuklara gelecek besmelere bir ilham olsun diye bir tarih yapıyor şimdi. Sen bir tarih oluyorsun. Neslin evet, 50 evet. sene 100 sene sonra böyle konuşmak tarih olacak. Tamam. Basacak bantı babasını görecek. Tamam. Evet. Şimdi bir de şöyle diyorum. Ben diyorum ki besliler olarak bir eski oyunlarımızı çalacak, söyleyecek bir ekip kurmak istiyorum. Ben bunu fikir olarak ortaya attım. Sen de katkıda bulunur musun? Kim? Yok, gelme. Yok. Katkıda bulunur musun yani maddi manevi. Maddi değil de maneviyeten. Ben ölürsem meşt olmazsa yeni kalanlara bir ekseriyet kalır. Tabii. Efendime söyleyeyim, yeni kalanlar müzik demektir, bir insanın şeyidir. Efendim, ruhudur. Yaşaydıdır. Evet. Yaşaydıdır. Müzik dinlemeyen bir adam mağaranın içinde yatmış bir hayvana benzer. Evet. Affedersin. Çok güzel metinsin. Çok güzel. Sağ ol amca. Aynı bir mağaranın içinde yatmış bir hayvana da benzer. Tabii. Efendime söyleyeyim. Esası ben şunu da kabul ederim. Alıyorsan al. Evet. Haftada bir defa 2 bardak içki de içmeyi tercih ederim. Evet. İsterse kabul etsin, bu sözümü istersen kabul etme. Sen sözünde hürsün. Evet. Biz Besniliyiz, kimseye şeyimiz yok. Biz evet, Besni, kendi kökenimiz. Gönlümün her yerinde bir sızlık almaz. Evet. İstersen bunu da al, istersen evet. Alma. Ben peki. Yok. Şimdi, evet. Sen dedim ki bu şekilde kabul ediyorsun. Evet. Peki senin gençlere tavsiyen ne, bize senin tavsiyen ne? Şimdi bu bela, ne yapmamız lazım bu? İyi olmak için hatalarımız evet. Nedir yani? Neden böyle oluyor? Bak, bak. Gençlere tavsiyen nedir? Ne tavsiye gençlere edersin? Gençlere iş bulmak, ha. Gençleri çalıştırmak, para kazandırmak, gençler güzel güzel iyi biçip temiz gezmek. Ha. Efendime söyleyeyim. Gençlere bunu şeyim. Devletimizin bir iş yeri yapmak efendim evet. Millete bir güzel iş yeri yapıp da çalıştırmak. Ha, millet, çocuklarımıza sahip ha. Çıkıp iş kurmak, ha, onları iş evet. Edip yenildiği zaman hem çalışsın, evet. Hem eğlensin, evet. Hem yaşasın, hem evet. Saygılı olsun. Evet. Peki sağ ol, teşekkür ederim. Evet, peki. Başarılar dilerim. Kusura bakma yani. Yok, sağ ol. Köylü çocuğu, okur yazarında evet. Yok. Şimdi müsaadenle oğluna soracağım. Ha, İsmin? Bekir Derman. Bekir Derman.
bak baban ne güzel ahlakıyla, tabiatıyla, bak Mersin'i severek bu azmetmiş. Bak düşünüyorsun, çocukluğu şimdi dışarıda bazı hakir görür. Bu sanat ta Asya'dan belli kökü. Evet. Bu bizim atamızın öz sanatı. Ata binmek, kül yapmak, ayar yapmak, ok yapmak ta şöyle böyle 1500 evet. yıla dayanır. Evet. Şimdi bazı cahiller bunu peşinde derler ya ne çırcılık, keçecilik. Halbuki çok eski bir şeydir. Atalarımızın şeyi bu. Abi. Siz de bunu düşünerek size evet. de soruyorum. Evet. Sen de bu mesleği biliyorsun. Yapıyorum. Evet. Şimdi sen de bağırıyorsun babandan aldığını. Şimdi ne yapmak istiyorsun? Yani bir değişiklikte bu tabii çağa uydu, ayağa uydurarak. Biliyorsun hayvancılık gittikçe her hükümette bir yerini değişiyor. Yani bizim siyasetten ilgimiz yok da biliyorsun besinde herkesin evinde bir hayvan vardı. Nalbadımız para kazanırdı. Şeyimiz evet. Şimdi bunlar fantazi işlere kaydı. Siz de bunun mücadelesini vermek mecburiyetindesiniz. Sen ne düşünüyorsun? Ne yapmak? Bu çocukluktan nereye götüreceksin? Ya başka bir şey değişmek var mı gönlünde? Şimdi Cenab-ı Allah bir kafa aşağınız kapsın. Evet. Temelim bulur. Evet. Bu işler zor zanaattir. Evet. Ola mahalle git giren kısalıyor. Evet. Makinesi çıkmıyor. Bunun. Hepsinin makinesi çıktı yapılan işlerin bunun makinesi çıkmıyor. Cenab-ı Allah ola bir kolay bir rızk halka eyleye de kurtulak bu işten. Evet. Devlet, başka iş devletimiz bir iş vere bize. Evet. Başka dilincim yok. Bir küçük kenaatlere şimdi bir başka bir sanat değişmeye de sermeye yok diyorsun. Evet. Yok. Murat Narman. Peki o aletlerle deden ne iş yapıyor? Çilim kesiyor. Çilim kesiyor. Ha. Çilim kesiyor. Keçi peki sen de deden gibi bu sanatkar mı olmak istiyorsun? Sen ne olmak istiyorsun ileride? Ne yapmak istersin? Küçükten beri bu işlerden uğraşıyorum. Yani çırak. Çırak uğraşıyor. Seviyor musun? Dedeni seviyor musun? Dedeni. Seviyorum. Ha. Aferin. Sağ ol. Dikmeyi de biliyorum. He? Dikmeyi de biliyorum. Peki ata binmesini biliyor musun? Biliyorum. Çok hani şahit eminim. At var mı? Seni var. Bir bindireyim bakayım nasıl sürüyor. Var at. Peki, hadi bakalım. Burada dik. Dik dur, dik. Ha. Dik önden, geri. Ha, dön de gel bana doğru. Kapağını kaldı. İleri asıl ki dura, ileri asılmazsan durmaz o gavur. İleri asıl, babınıza besinde kimler derler babalar? Kazmıklar dayı. Buyur. Kazmıklar. Ha, bizim komşusunuz. Evet. Mahalleniz neydi aşağı aşağı biliyor musun? Orayı hatırlamıyoruz dayı. Ya, biz kavuşuz. Derel Obası. Tahtobası. Tahtobası mı? Ha. Sana sorayım bu mesleği babam mı söyledi yoksa kendi cesaretinden mi? Şimdiye kadar ne yaptın? Kaç sene okudun, kültürün nedir, şöyle özgeçmiş bu mesela bu hana nasıl geldi?
Dedi, bir kısadan anlat. Lise mezunu dayı. Evet. Askerlikten sonra askerliğimizi Kıbrıs'ta yaptık. Ondan sonra terzi benim mesleğim aslında. Evet. 84'ün sonlarında bu işe başladık. Kendi cesaretimizle. Evet. Bu şekilde çalışıp gidiyoruz. Peki sizi tatmin ediyor mu Besley'in bu ticari alanı dar? Vadeli satış çok da o yönden tedirginiz. Vadeli satış. Mesela biz belli günde ödemek zorunda. Çekle senetle alıyoruz veya peşin alıyoruz. Evet. Deftere yazılıyor. Biz de açık hesaba alınca da ölüyor yani hesap. Tabii. Sıfırlanıyor. Zaman sizin kaybınız oluyor. Zaman kaybımız oluyor. Yani gelen enflasyon onu kurtarmıyor. Yani götürüyor. Evet. Olur. Sen %10'la diyorsun hemşerim diye veriyorsun. Tabii, tabii. %15 geri kaybediyorsun zamanla. Peki. Güzel. Peki şimdi bunu şöyle nasıl sen düşüncende olsa eskiden sizin gibi kişiyle vergi vermezdi. Evet. Bak, vergiden mahvoldu. Şimdi bu kaç türlü vergi ödüyorsun sen tahmin? Yani şöyle kaç türlü? Normal bir senelik bir vergimiz var zaten dayı. Evet. Ondan sonra tüm aldığımız mallar KDV'li girişi çıkışı. Evet. Kesinme zorunluluğumuz var. Evet. Şimdi kira ev sizin mi kira mı? Kira. Kaç lira kira? 125 lira. Güzel. İyi, normal. Peki size soruyorum. Evet. Senin de belki genç olarak aklındadır. Bu aşağı şehirden niye göç etti millet? Neden çıktılar? Senin duyuşun. Yani duyuşumuz veya bir genel olarak düşündüğünde yerleşim birimi dengesiz dayı, felaket. Evet. Bu yani ekonomik şartların, o zamandaki şartlar yerleşim birimi zayıf olunca. Bundan galiba bizim bildiğimiz kadar önce o yani. Evet yani yerleşim sahaları dar. Dar. Yani bu şu an olduğu yerde memnun edici, tatmin edici evet. bir yer değil. Yani. Zaten bataklık. Evet. Peki ben... sen genç olarak sana da soruyorum. Sen o zaman yetkili olsaydın Besni'yi nereye kurardın? Hayaldım abi bu aslında. Hayaldım. Evet. Güzel. Yani hiç değilse sağlam. Sağlam. Bahçeli evimiz geniş. Olurdu. Kuyumuzda suyumuzda içerdik. Tabii. Hiç de böyle kaygımız olmazdı diyorsun. Doğru. Güzel. Peki genç olarak bir de sana sorayım. Biz diyoruz ki şimdi Besni'ler var. Bir İstanbul, Uşak, İzmir, Adana, Mersin, Gaziantep, Besni. Besni olarak böyle iş adamları, 3-5 kuruş parası olanlar. Evet. Toplanalım diyorum. Bir vakıf kuralım. Besni'nin vakfı. Yani bir banka gibi. Bir şirket olsun. Bu bizim Besni'nin kararına bir mesela diyelim ki seçelim bir yer. Toplanalım. Bir yere karar verelim. Ulaşımı güzel. Bu Doğu'da kap projesi biliyorsun Besni'ne atılgan. İlle de bu dokuma sanayiyle değil, başka işlere de yatırım tabii. yapalım. Ha, Besni halkımızda iş sahası açalım. Böyle bir şey kuralım. Mesela diyelim ki buraya Besni'den bir sermayeli arkadaş geldi. Gel arkadaş buraya dükkan, aha sana da yer. Elinden gelen marifetini göster, kazan kazan bize öde. Böyle bir şirket bulsak, siz de katkıda bulunur musun? Bulunuruz da ya. Yani biz de öncülüğünü yapabiliriz yani bu tür şeyler. Evet. Biz bu işe evet. başlarken yani ne olur belki... Besni'yi yeniden kazanmış tabii, oluruz. Tabii. Hem de icap eder dışarıda başı ağrısa dolursa gelir burada Besni'ler onu bağrına ya. Basar. Ya bunun en basit örneği var. Tamam İstanbul'da bir dernek var mesela Besni'ler derneği. Evet. En azından oraya çekilmeden gidebiliyorsun yani Besni'yi diyorsun. Tabii tabii yani, tabii. Tabii. İşte biz de aynı evdeyiz. Ben de o bütün bu işin bu işi de o kanaldan yürütmeye çalışıyorum. Besniler Derneği'ne. Zaten bu filmleri dernek kanalıyla bir de şöyle evet. ikinci şıkta. Diyoruz ki bizim aşağı şehirde belki bilmiyorsun. Şimdi dejener oldu. Eline güp güp bir orkestra diye dırra alıyor geliyor. Zattı şeylerle. Bizim aslımız Türkmen. Evet. Her türlü şey bizde. Karaca olan Türkmeniz ki. Bizim her türlü havamızı, türkümüzü, ezgimiz her şeyi çalıp söylerdik. Aşağı evet. şehirde. Şimdi bir folklor kurmak istiyorum. Ben bunun öncülüğünü yapıyorum. Yani bütün mesle, Uşak'ta da söyledim, İzmir'de de söyledim, burada da söylüyorum. Kendimiz çalalım, kendimiz söyleyelim diyorum. Siz de bunda nispetle maddi manevi katkıda bulunur musunuz? Bulunuruz dayı ya. Ya biz her şeyden önce kendi öz memleketimiz dayı. Tabii. Yani yardımcı olmak bir görevimiz yani bu. Vatandaş olarak bir araya sahip çıkmak, kendi öz geleneğini yaşatmak lazım yani garanti o. İşte ben de bu filmi... Evet. Besni geçmişini, sülalemizi
atamızdan aldığımız gibi canlı tutmak. Şimdi senin sözlerin misal. Evet. Mesela baban kim? Mustafa Sucu. Gazi'nin oğlu Mustafa. Mesela ben tanıyorum. Ahbabım da ama yine de senin mesajın bize bir Besli'nin eski. Film çektiriyorum ha. He? Film çektiriyorum. Ne iş yaptığını da bilmek. Lağabınıza aşağı şehirde kimler derler? Yani eski lağabınıza. Bağ mı? Evet. Bana Nacer Mahmut'un kardeşini oğluyum. Nacer Mahmut'un, aman Nacer Okas'ın kardeşini oğluyum. Nacer Okas'ın damadıyım. Evet. Peki. İyi tanırsın. Güzel. Şimdi şöyle bir şey soruyorum. Hı. Sizden de. Bu aşağı şehirden millet ne geldik buraya. Hı. Buradan da başka yere dağıldılar. Evet. Bu neden oldu bu göç? Yani sen biz yaştayız beraber. Ben gurbette olduğum için şimdi senin fikrini soruyorum. Sen buradaydın. Ha. Acaba neden göçtük buraya? Efendim göç etmesi adamlar bir de particilik şeyinden oldu. Ha. Dağıldı. Bir de iş saati oldu. Evet. Geçimini sağlayamadı. Evet. Sonra zayıf adamlar ev yaptırdı. Perişan oldu. Evet. Buraya ev yaptırdı. Temel aşağı şehirden kalkıp buraya gelince temel vurdu. Evet. Adamlar geçim sağlayamadı. Çekildi dağıldılar gittiler. Evet. Peki ikincisi de şu. Evet. Biliyorsun biz aşağı şehirde hamamımız vardı. Gümbür gümbür yıkanıyorduk. Evet. Beşiğimizi koyuyorduk. Avratlar yemeğli, içmekli yıkanıyorduk. Tamam. Ondan sonra camilerimizde hücremiz vardı. Misafirimiz vardı. Evet. Mevlidimizi okuyorduk. Evet. Bunlar biz yıllarca tuttuk bir nahadi düşmezken, bir haliye düşmezken bu eli neden yıkıldı ya? Kim oldu bunun sebebini acaba? Neden yıkıldı? Senin de fikrin nedir? Sebebi efendim devlet tarafından bu şehir buraya aşağı şehir bu sinekten efendim kokudan derenin içinde sihir bakımından ha. Devlet tarafından mani oldu. Buraya emir verdiler. Ha. Buraya bak. Her camilerin yıkılışını diyorum kim yıktı? Camilerin yıkılışı kimisi kendi haliyle yıkıldı. Kimisini evet. Sattılar. Evet. Sattılar yıktı. O tahsin devri. Evet. Peki şimdi bu hamamlar zaten çökseydi 700 sene evvel çökerdi. Yıkılsaydı 700 sene evvel yıkılırdı. Evet. Peki bu Besliler orada o derenin içinde yıllarca oturmuş, camileri korumuşlar, halini hemen sulamışlar. Besliler bilirse en ufak bir şey hemen koşarlar. Tamam. Kendi şeylerini böyle bakarlardı. Evet. Millet dağılınca buralar da yıkıldı. Dağıldı, efendim bakımsız kaldı. Evet. Tabii bir şey bakımsız oldu muydu? Bağ olsun, bahçe olsun, efendim ev olsun, bakımsız oldu muydu? Muhakkak harap olması lazım. Evet. Harap. Her peki. Zaman tamiri yapılıyordu. Ha. İçinde oturuyordu adam, barınıyordu. Evet. İmar ediyordu. Şimdi göçüp de bir yanını satan söktüler o ev şeyleri, evet. Ev sahipleri söktü, buraya çetli getirdi. Evet. Adamlar yaptırım mattırım derken mağdur oldu. Evet. Dışarı tarafa göçmeye gitti, göçtü. Peki şimdi, bir de şu var. Şimdi sen bu meslekte evvel biliyorsun gınalı beşik yapardınız, evet. Biliyor musun? Evet. Beşik, camlı sandık. Evet. Cehiz sandığı derlerdi, horuzlu ha. Morulu, biliyor musun? Hatırlıyor musun? Sandık yapardı, sandık yapardı, tezgah yapardı. Ha. Evet. Böyle çırkıklar, mırkıklar, evet. Sanayi yapardı. Şimdi evet. O işler var mı? Yok. Şimdi fabrikalar çıktı, onlar evet. İptal oldu. Evet. Her işin var mı? Peki sen burada şimdi ne yapıyorsun? O işlerden hiç yapıyor mu? Yok, hiç yapmıyorum. Şimdi ben doğrama yapıyorum. Aa, görüyorum işte. Evet. Apartmanlara, şeylere doğrama yaptı. Peki şimdi... Çakma kapı falan kalktı. Evet. Yani. Şey bu gem ne yaparlardı? Siz gem yaptın, Besli bir... Gem, çok derdim. He? Çok derdim gem. Gem. Gem, geçti şimdi, onlar. Şimdiki kimse bunu tanımıyor. Gem dediğim zaman nedir bu diyorlar? Yok, bizden şey küçükler tanımaz. Evet. Evet. Çok derdim. İkincisi bir daha şey soracağım.
Biliyorsun aşağı şehirde bayram kalalar, yedi belalar, evet, kayımlar çalardık, evet, oynardık, evet, eğlenirdik, mutluyduk. Evet. Şimdi bakıyorum eline alan bir çomak, bir de bir orkestra dambasıyla dambudu milleti soyuyorlar. Ver para, ver para. Evet. Şimdi ben de diyorum, biz de, ben buna öncülük ediyorum yani. Yani 5 yıllar olarak eski kültürümüzü, eski alemimizi yaşatmak için, evet, bir folklor ekip kurmak istiyorum. Evet. Her şeyi 5 yıllardan olmak suretiyle. Evet. Evet. Siz de maddi manevi yani, katkıda bulunur. Senin yaşında olanlar bunu istemiyor. Fakat evet, şimdi cahiller geliyor, 70 liraymış bir düğüne kastil. 70 bin liraya gidiyor. Evet. Bu ne 70 bin liraya? Bunu düğün sahibine yardım etseler de, ayakla getirer gelseler, olmaz mı? Hayır, şimdi ben başka cevap bulacağım ona. Şimdi benim kuracağım ekipte, hı, Besli'de duracak, kimse dışarıdan davulcu düğünü gelmeyecek. Davulcusu, sanatçısı hepsi Besli'den olacak. Evet. Düğünü yapacak. Dışarıya para vermeyecek. Verecek dernek, her şeyini hazırlayacak. Antep'te düğün mü lazım? Evet. Arabası olacak. Gidecek hemşehrinin düğününü yapacak. Evet. Çekip gelecek. Ne verirse o bizim o takıma, hemşehrilerimizin derneğe verecek. Bu dernek de başka yatırımlara yapacak. Eksik yerlere tamamlayacak. Yani böyle sokağa para dökme yok. Paydos edeceğiz yani. Evet. Sen de böyle bir maddi manevi. Yani mesela bir yakının olur, iyi türkü söyler. Bunu alırız, yetiştiririz. Bu da bir şeydir yani. Aklında. Onu şimdiki cahiller bunu kabul etmiyor. Neden? Kabul etmiyor işte. Düğün olacak diyor. Çalgı olacak diyor. Oynayacak. Aynı biz çalacağız. Oynayanın abi çatına para yapacak diyor. Evet. Evet. Beyle kabul ediyorlar. Peki. Biz de onların fikrine göre değiştiririz. Onu da yani kendi biz kendimize yapalım diyoruz. Seninle ben o diyeceğim. Peki şimdi sen görüşünce eski düğünle şimdinin arasında sen hiç tatmin oluyor mu? Hiç hoşuna gidiyor mu? Soruyorum sana. Yok. Eskisi gibi hoşuna yok, gidiyor mu? Yok. Ha, oturup şöyle bardağı sürerek böyle kendi Besli türküsünü söyle, evet, rahat rahat düğün edebiliyor muyuz? Yok. Utanıyoruz. Yok. Öyle tap 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 değil ha, mi? Ha. Evet. Peki. Tahsilen ne düğün oluyor ben? Ne bir gece düğün ediyorlar. Sabahın tahsilen yattı bebe koyuyorlar. Ha. Dur. Herhalde buna güçlü bir yerde temin edilemediği için kötü bayrak. Sermayesi de az olduğu için burada yani kendini sadece geçindirecek şekilde işte yanında da gözüküyor. Böyle. Sermiye meleği ne gider inşallah? Bekir. Soyadın? Duygu. Aşağı şehirde kimlerdensin? Yanma Muhammed'in oluyor. Güzel. Peki bu mesleğe nasıl atıldın? Başka mesleğin varmış. Şöyle bugüne kadar neler yaptın? Kısadan bir anlat. Bu zamana kadar lokantada çalıştım. Evet. Rahatçılık ettim. Bulaşık kadın. Evet. Efendime söyleyeyim. Sonra garsonluk ettim. Evet. Ondan sonra kebapçıda başladım. Mesleğim aççıdır. Kebapçı, evet, aççı. Peki bu işler sizi tatmin ediyor mu? Bugünkü bu iş seni tatmin etmiyor, ediyor mu? Etmiyor. Etmiyor. Peki paran olsa ne yaparsın? Büyük iş yaparım. Büyük iş. Ne gibi iş? Şimdi Besliler atılgandır. Her işe girer. Senin gönlünde ne iş? Fabrika yaptırırım. Fabrika. Vatandaş geçinsin. Hem ben hem vatandaş. Evet. Yatırım yaparım. Güzel. Peki ikincisi şu. Biz bu Besli'den herkes gurbete gitti. Şuraya buraya gitti. Aklından geçti mi hiç gurbete gitmek? Gurbette 23 sene kaldım. Kaldım. Evet. Mesela nereye? Adana'da. Ekser Adana'da kaldım. Peki, şimdi evin var mı? Yok. Yok. Şimdi şöyle bir şey daha sorayım. Bu Besli'de neden göçtü bu millet? Senin İş sahası nedir? Olmadığı için. İş sahası olmadığı için göçtüler. Evet. Peki ben diyorum ki şimdi bir sana bu şehri bir yere kur desek, iş sahası yapacak bir geniş bir yere kur desek nereye kurardın? Kayar tarafına kurardım. Evet. Bu tarafa. Evet. Neden? Oradan arazisi geniş olduğu için. Evet. İş sahası kapsamı geniş olduğu için. Kapsamı geniş olduğu peki, için. Peki. Güzel. Şimdi bir de şu var. Bu aşağı şehirden bütün görüyoruz her şey yıkılmış, viran olmuş.
Bundan neden oldu bu? Sen akıl veriyor mu yani bu gibi şeyler? Neden aşağı oldu? Aşağı şehir yanı harap olması, yukarı şehre taşınması mı diyorsun? Evet. Ha, evet, taşındık ama. Mevkinin dar olduğu için. Mevkinin dar olduğu için. Sahası, yerleşim sahasının dar olması. Dar yerleşim sahası dar olması için yukarı taşındı. Buradan da durdu, yine göç ettiler. Bunlar niye göç etti? İşte burada da. İş sahası sanayisi olmadığı için. Ha. Yerleşim merkezinden az olması. Sanayi. Yerleşim merkezinden az olması. Sanayi olmadığı için. Güzel. Şimdi biz de diyoruz ki aşağı şehirde düğünler yapardı. Biliyor musun belki bilirsin? Bilirik hamamlarda. Ha. Şimdi o eserler kayboldu. Biz bu Besli'nin kökeni, eski asaleti, biz aslımız Türkmeniz. En iyi eser, en iyi konuşan, çalışkan bir milletiz. Eskiden hayımlar çalardı, bunlar çalardı. Kendi müziğimizde kendimiz dilediğimiz gibi eğlenirdik. Evet. Şimdi biz böyle bir folklor kurmak istiyoruz Besli'lerle. Sen de maddi manevi, yani manevi de böyle okuyan, oynayan kişiler olur. Tavsiyeniz de bizim kendi geçim imkanımız sağlayan mı ki oynayak illiyat? Hayır, şimdi böyle kişileri tavsiye etmen de bizim için faydalıdır. Böyle bir katkıda bulunmuş. Ya arkadaş böyle bu, böyle bu memlekette o işi Berber Dursun yapar.